zamanın sözü. Evet, iyi günler değerli Yön Radyo dinleyenleri. Zamanın sözündesiniz. Ben Mahmut Gök. Bu hafta Zamanın Sözünde Eren Erdem, Min ekibinden birkaç arkadaşımızı ağırlayacağız. Fakat trafik durumları malumunuz. İstanbul trafiği onların bize vaktinde yetişmesine engel oldular. Evet, herkese kucak dolusu selamlar. Gününüz aydın olsun, yolunuz açık olsun. Hepiniz için saadet dileyeceğim ama tabii bu yaşadığımız günlerde saadet dilemek, mutluluk dilemek, insanlar için mutluluk dilemek çok bir anlam ifade etmiyor aslında. Niye? Şöyle ki bildiğiniz gibi gezi olaylarında Eskişehir'de dövülerek öldürülen İsmail kardeşimizin mahkemesi sürüyor. Tabii bu mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacak hepimiz meraklı bekliyoruz ama benim bir öngörüm var. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Ali İsmail Korkmaz davasını yürüten hakimler devletin hakimleri ve devletin katlettiği iddia edilen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında devletin atadığı hakimlerin devletin aleyhine bir sonuç, bir hüküm, bir karar verebileceklerini hiç sanmıyorum. Ama umarız vicdan sahibi adaletle hükmeden muktedirler, hakimler, efendim karar vericiler bu konuda adaletle yaklaşırlar, adaletle davranırlar diye ümit ediyoruz. Tabii bu sadece bir ümit. Daha önceki yaşadığımız süreçlerde de Türkiye'de özellikle yolsuzluk operasyonlarında yaşadığımız süreçlerde hakimlerin neler yaptıklarını, kimlere hizmet ettiklerini, özellikle savcıların kimlere hizmet ettiklerini falan da gördük. Yurt dışından birilerinin emriyle, birilerinin arzusuyla harekete geçebilen devlet yetkilileri, muvazzaflar, bunlar kim olursa olsun, hakim olur, savcı olur, polis müdürü olur, efendim bir yerde müdür olur, dışarıdan birilerinin emriyle harekete geçebiliyorsa, bunu televizyon programında da sormuştum, bu vatan hainliği değil midir diye, devlete, bu bulunduğumuz nizama ihanet değil midir diye sormuştum. O zamanki misafirlerimiz de bunun böyle olduğunu söylemişlerdi zaten. Tabii ki dışarıdan birileri bizim devletimizle ilgili çok önemli şeylerde karar verebiliyorsa vay bizim halimize diyoruz. Evet, bugün Zamanın Sözünde yeni çıkacak olan, bu pazar çıkacak olan Karşı Gazetesi'nin çalışanlarından, müdürlerinden birkaç kardeşimizi ağırlayacağız. Biz de onları bekliyoruz, neredeyse gelmek üzereler. Ama tabii İstanbul trafiği onların gelmesine izin vermedi. Bu arada ben hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum değerli dinleyenler. Twitter'dan Zamanin Sözü, kare Zamanin Sözü bizim Twitter tagımız. Buradan görüş ve önerilerinizi ve sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, şeyi bekliyoruz, kararları bekliyoruz. Mahkemeden çıkacak olan kararları bekliyoruz. Bakalım kaç güne sonuçlanacak, ne zaman bir şeyler ortaya çıkacak. Şu ana kadar çıkmış bir şey henüz yok. Orada takip eden kardeşlerimiz var. Onlardan haber bekliyoruz. Onlara da başarılar buradan. Evet, değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi son günlerde Orta Doğu'da da oldukça fazla karışıklıklar var. Özellikle benim dikkatimi çeken ve gündem etmek istediğim şey şu: Suriye'deki Türkmenlerle El-Kaide teröristleri, yani IŞİD, hani Şam İslam, Irak Şam İslam Devleti dedikleri örgüt, silahlı örgüt, topu olan örgüt, uçak savarı olan örgüt var ya, IŞİD, bu örgütle Suriyeli Türkmenler çarpışıyor. Bildiğiniz gibi Türkmenler kayıplar da veriyor, oldukça fazla kayıplar veriyorlar ve hatta silahların, Türkmenlere giden silahların Türkiye tarafından gittiğini de söyleyenler oldular.
Evet, buradaki bu Suriye'nin kuzeyinde artık cereyan eden, ki güneyinde çok fazla bir şey kalmadı. Güneyinde artık teröristleri oldukça temizlediler ama kuzeyinde hala çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalar devam ederken de Türkiye Türkmenlerin orada yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Geçen hafta televizyon programında konuk ettiğim bir konuğumla da bu konuyu konuşmuştuk. Suriye'yi çok iyi bilen bir gazeteci yazarımız Hüsnü Mahalli ile. Hüsnü Mahalli Türkmenlerin silahlandırılarak IŞİD teröristlerine karşı savaşmaları istendi ve bu yapılıyor ama Irak'ta durum çok daha farklı dedi. Hakikaten de öyle. Irak'taki Türkmenler Barzani'ye kurban edildi. Denildi. Türkiye hükümeti tarafından Barzani'ye kurban edildi. Irak'ta yaklaşık 3-4 milyon civarında Türkmen var ve bunlar Barzani'ye kurban edildi ve hakikaten de böyle. Çünkü oradaki Türkmen kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, yolları kesiliyor, paraları alınıyor, kızları kaçırılıyor ve korkunç bir zulüm içerisindeler ve ses çok kötü bir durum bu. Seslerini duyuramıyorlar hiç kimseye ve Türkiye'den çok ciddi destek bekliyorlarken hiçbir destek alamadıklarını da bizlere söylüyorlar. Zaman zaman görüşüyoruz, arıyoruz oradaki medya mensubu Türkmen kardeşlerimizle. Tabii Türkmenlerin durumlarıyla alakalı bilgilendirme yapmak hepimizin vazifesi. Sadece Türkmen oldukları için değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, neresinde ezilen varsa, neresinde haksızlığa uğrayan varsa, bunların uğradığı haksızlıkları dile getirip karşı çıkmak, yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, değerli dinleyenler, zamanın sözü her hafta bildiğiniz gibi Türkiye'nin gündeminde gelişen olayları farklı bir açıdan yorumlamaya çalışıyor. Elimizden geldiği kadar bu çarpıklıkları, bu haksızlıkları dile getirip buradan da çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Zamanın sözü bu anlamda dinlenmesi gereken bir program. Biz burada günlerce medyanın içinde olduğumuz için sürekli medyadayız ve olayları çok detaylarıyla takip ediyoruz. İnşallah bu çıkacak olan karşı gazetesi de böyle olur. Burada gelişen olayları, gözden kaçan olayları, gözden kaçan çarpıklıkları, planlanan kötü oyunları ifşa etmeye gayret gösteriyoruz. Bunu da sevgili Eren Erdem kardeşimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ve benim bu anlamda gözüme çarpan bir şey oldu. Bundan birkaç hafta önce yine bir televizyon programımda Türkiye'deki 17 Aralık operasyonlarının arkasındaki gücün kim olduğunu sormuştum. Orada bulunan konuklarımın hepsi bu operasyonun arkasında Amerika olduğunu söylediler ve Amerika düğmeye bastı ve bu operasyonlar hayata geçti dediler. Ben de aynı kanıdaydım ama özellikle onların vurgulamasını istemiştim. Tabii ki biz bu konuları gündem ederken hiçbir zaman bir tarafın tarafında olmuyoruz. Olmamalıyız da. Yani ben falan kesçiyim, ben filan kesçiyim. Bizim için asla böyle bir şey yok. En azından benim için asla böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir zaman hükümetin tarafında, hükümetin yanında olmadım ki hükümetten hiçbir şey beklemiyorum kendi adıma kişisel olarak. Buna ihtiyacım da yok. Ama burada şöyle bir şey söz konusu. Hükümettekiler kim olursa olsun, Türkiye'nin belli bir oyla seçilmiş olan hükümetine karşı Amerika'nın operasyonunun karşısında durmam gerektiğine inanırım her zaman. Türkiye'deki her kurumumuza karşı, Türkiye'nin içindeki bazı kurumlar Amerika ile işbirliği yapıp Türkiye'ye zarar veriyorsa buna karşı durmamız gerekiyor. Buradan şu çıkmamalı, başta da belirttiğim gibi hiçbir zaman taraf olmamalıyız. Hiçbir zaman taraf olmadık, birilerinin tarafında olmadık. Her zaman haksızlığı dile getirip onun karşısında konuşmamız gerektiğini söyledik ve öyle olduk. Dolayısıyla bu 17 Aralık operasyonlarında da birilerinin, yani
hükümette hiçbir yetkisi olmayan, hükümet muvazzafı olmayanların Amerika'nın emriyle harekete geçmesi beni son derece rahatsız etti ve bunun karşısında olmam gerektiğini hep söyledim. Ve ne olursa olsun Amerika bir şeyin arkasındaysa oradan hayır çıkacağına hiç inanmadım. Bir yerde Amerika varsa oraya hayır getirmek için gelmediğini düşünürüm her zaman. Çünkü Amerika hayır vermeye asla gitmedi hiçbir yere ve asla da gitmeyecek. Ve hep kendi için hayır almaya, kendi için çıkar elde etmeye gitmiştir. Bu bütün dünyanın her yerinde böyledir. Hatta Orta Doğu'nun çok önemli isimleri bile Amerika'nın bir yerde eğer bir yerde mazlum kanı akıyorsa, bir yerde fakirlerin, silahsızların, elinde silah olmayanların, çiftçilerin, bunların hepsine mazlum diyoruz biz. Mazlumların kanı akıyorsa orada Amerika'nın parmağı vardır. Ve hatta bölgeye özel İsrail'in de parmağı vardır mutlaka. Çünkü Amerika bizim bu yaşadığımız coğrafyadaki bütün kaynaklarda Amerika'nın gözü vardır. Ve Amerika bu kaynakları çok çok ucuz bir pahaya almak ister her zaman. İşte Amerika gelir, işbirliği yapar, para verir, bilmem ne yapar ama onun inanın çok fazla şeyini alır götürür ki Irak'ta da bunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. Yemen'de de durum aynı, Mısır'da da durum aynı. Suudi Arabistan'a bir şey yapmıyorsa yine bu Amerika'nın kendi çıkarları içindir. Evet, değerli dinleyenler, dolayısıyla Amerika'nın bu operasyonların arkasında olduğunu düşünürsek, bu operasyonlar karşısında doğru yerde durmamız gerektiğine inanıyorum. Umarım bütün yazar çizer kardeşlerimiz, bütün medya mensubu arkadaşlarımız, bütün devlet yetkililerimiz, bütün hepimiz bunu iyi tespit ederek konumlanmamız gereken yerde, hangi yerde konumlanmamız gerektiğini iyi tespit edip orada dururuz diye temenni ediyorum. Ama sadece temenniyle bu işler olmuyor tabii. Bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek gerekiyor tabii. Evet, hala konuklarımız yetişemediler. Sanırım ilk aradan sonra bizimle birlikte olacaklar. Ben biraz gazeteden de size bahsedeyim, Karşı Gazetesi'nden. Karşı Gazetesi bildiğiniz gibi Eren Erdem'in yayın yönetmenliğinde çıkıyor. Ki ben Eren Erdem'in yayın yönetmenliği yapacağı bir gazetede Eren Erdem'in olması çok benim için anlamlı. Çünkü Eren Erdem'le birlikte biz uzun zamandır program yapıyoruz. Kendisini yakından tanıyorum. Oldukça dili keskin bir kardeşimiz. Tabii bunu gazeteye de ne kadar yansıtacak bilemiyorum ama ülkemizdeki çarpıklıkları, haksızlıkları hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. İnşallah bunu tabii bu pazar günü 9 Şubat'ta gazete çıkınca da göreceğiz. Çok çarpıcı haberler, çok çarpıcı belgeler yayınlayacaklarını söylediler. İnşallah bizim için güzel olur. İnşallah çalınmaya çalışılan, bunun altını çiziyorum, çalınmaya çalışılan gezi ruhunun, devşirilmeye çalışılan gezi ruhunun aslını, gerçeğinin ne olduğunu Karşı Gazetesi ortaya koyar diye temenni ediyorum. Tabii bundan bir hafta önce benim olmadığım programda gazeteyi biraz konuştular ama ben biraz daha gazeteyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kendi fikirlerimi, düşüncelerimi söylemek istiyorum. Karşı Gazetesi isminden de beklediğimiz gibi diyelim. Birçok şeye karşı çıkacak. Sormuştum neye karşı olacaksınız, neye karşı olmayacaksınız diye. Tabii çok genel şeyler söylendi ama ben inanıyorum, ekibinden de tanıdığım arkadaşlarım var. Gazete haksızlığa, yalana, bu çarpıklıklara dikkat çekecek. Ama tabii biliyorsunuz ülkemizin durumunu, medyanın üzerindeki baskıyı biliyorsunuz. Bu baskıyı ne kadar delebilecekler, ne kadar bu baskıya da karşı çıkabilecekler, bunu da zamanla göreceğiz. Ama gazetenin, Karşı Gazetesi'nin güzel şeyler yapacağı da inanıyorum. Çünkü Karşı Gazetesi kurulurken birkaç toplantısında fikirlerimi beyan etmiştim.
neler olmalı, neler olmamalı diye konuşmuştum. Bunu dikkate almışlardı ve bu yönlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Yani birileri bir şeyler söylediği zaman, bir önerilerde bulunduğu zaman onları kulak ardı etmek doğru değil. Sinerji yaratmak gerekiyor. Bütün fikirleri alıp ortaya en doğru olanı çıkartmak gerekiyor ki Yüce Kitabımız da buna böyle yaklaşıyor. Sözü duyup en güzeline tabi olana ne mutlu diye. Aslında burada bir de uyarı var. Sözü duyup en güzeline tabi olmak gerektiğine vurgu yapıyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki en güzel söze tabi olun. Tarafınıza yarayan söz, sizin aşiretiniz, ırkınız, sizin milletinize yarayan söze değil, hak olan, en güzel olan söze uymamız gerektiğine de vurgu yapıyor. Umarım gazete en güzelini bulup ortaya çıkarır. Bunu tabii ki 9 Şubat'tan sonra göreceğiz. Evet, birazdan araya gidiyoruz, birkaç dakika sonra. Gazeteyle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bu gazete ilk çıktığı zaman, ilk çıktığı gün hepimiz alıp okuyacağız tabii ki. Gazetenin neler söylediğine bakıp destekleyip desteklememiz gerektiğini göreceğiz. Ama eğer bu gazete hakikaten bizim için güzel şeyler yazıp güzel şeyler söyleyecekse, söylüyor olacaksa bu gazeteyi desteklemek gerekiyor. Çünkü bu gazeteyi ben bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu gazetenin finansal olarak çok büyük paralara hükmetmediğini biliyorum. O yüzden bu gazete halkın gazetesi olsun. Hepimiz buna destek olalım ve Karşı gazetesini ayakta tutalım. Tabii dediğimiz gibi sözün en güzelini söylediği sürece. Şimdi araya gidiyoruz. Zamanın sözü devam ediyor. Evet sevgili Yön Radyo dinleyenleri, Zamanın Sözü'ndesiniz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Karşı gazetesinden iki arkadaşımız da stüdyomuza geldiler, yetiştiler nihayet. Evet, konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Birisi Ceren Büyük Tetik hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşı gazetesinde çevre ve yaşam editörsünüz. Hı hı. Evet. Diğer konuğum Elif Ekinci, siz de kültür sanat editörüsünüz. Hoş evet. geldiniz siz de. Evet, nasıl gidiyor gazete? Karşı gazete pazar günü çıkacak. İlk sorumuzu Ceren Hanım'a soralım. Karşı gazetesi pazar günü çıkacak. Nasıl bir gazete bekliyor bizi? Veya biz nasıl bir gazete bekliyoruz? Hazırlıklar harıl harıl sürüyor. Ve yani şimdiye kadar tabii ki karşı olunan ama belki de dile getirilmeyen her şeyi açıklıkla ve büyük bir yani yüreklilikle ortaya koyabilecek bir gazete bekliyor okuyucuları. Artı tabii ki özel haberlerimizle de Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer edineceğimizi düşünüyorum. Evet, umarız başarılı bir gazete olur. Hemen Elif Hanım'a dönelim. Kültür sanat editörüsünüz. Evet. Kültür sanat yazacaksınız. Yani kültür evet. sanatla ilgili. Gazetenin bu sayfaları aslında en çok okunan sayfalar. Yani mesela ben pazar günü işte gazetelerimi aldığım zaman hemen işte manşete bakarım tabii ilk. İlk şeyimiz manşettir. Ne var ne yok, böyle bir Türkiye'de bir şey var mı falan diye, ama arkasından hemen bakarım kültür sanat. Biraz dinlendirir kültür sanat. Ne güzel, keşke herkes dediğin gibi olsa. Evet. Ya, neler olacak mesela kültür sanatın sanatlar? Öyle bir etkisi var. Magazinle karıştırılmadığı sürece çok çok hakikaten dediğiniz gibi dinlendiren, huzur veren bir sayfa oluyor. Ne demek özellikle bu? Magazinle Türkiye. Karıştırmak ne demek? Yani kültür sanat deyince popüler kültürle çok karışıyor bu ve popüler kültür ikonları da o sayfalarda yer bulabiliyor. Birçok gazetede bunu görüyoruz. Yani kültür sanat açısından değeri olmayan haberler de girebiliyor o sayfalara. Dolayısıyla bunu karşıda yapmamaya çalışacağız. Hı hı. Peki şimdi kültür sanat sayfalarında işte biz olacak. Evet, açıyoruz mesela işte kültür kültür sayfasını açıyoruz. Mesela işte hani bizimle çok alakalı olmayan, hani kültürümüzle çok alakalı olmayan şeyler de okuyabiliyoruz. Hı hı. Yani bence
tabii ki olmalı. Başka kültürler tabii ki olmalı ama bizim kendi öz kültürümüz. Mesela işte Güneydoğu'dan hiçbir kültürel haber okuyamam, göremem. Yani ne bileyim işte Kürt kardeşlerimizin bir kültürü vardır. Onların mesela böyle örnek alınabilecek bir takım geliştirmiş oldukları kültürleri vardır. Ne bileyim mesela ben Adıyaman'da bir Kürt aileye misafir olmuştum. Orada yatmak zorunda kalmıştık daha doğrusu. Doğu'da işte birinin evinde kalmak çok şeydir. Yani kötü bir şey değildir. Memnuniyet duyarlar. Elbette, ve bu evet. Şunu ifade etmektir. İşte yani biz sizinle dostuz. Aynı ailedeniz gibi bir anlam çıkar buradan. İşte gittik. Böyle bir eski bir ev. Hani işte köy evi artık yani. Ama inanın o kadıncağız o çamaşırları, o çarşafları öyle bir yıkamış yani böyle saatlerce uğraşmış belli. Pırıl pırıl sakız gibi deriz ya biz hani. Böyle bir yataklar serdi bize. Buradan böyle bir temizlik kültürü olduğunu görmüştüm. Yani misafire çok temiz bir hürmet, çok temiz şeyler vermek gerektiği. Bunu önemsemiştim. Hani bizim kültürümüz işte ne bileyim evet. Kars mesela var. Kars en doğumuz işte Iğdır, Kars, Ağrı falan. Burada da çok farklı etnik gruplar yaşarlar. Ve kendi kendilerine bir kültür geliştirmişlerdir. Yani hepsi böyle harmanlanmıştır. Çok farklı bir kültür çıkmıştır. Bunlara yer verecek mi gazete? Yoksa böyle hani aristokrat mı takılacak işte? İşte ne bileyim Roma'nın bilmem Yok. Falan gibi mi yani? Yani o tür haberler de olacak çünkü onlar da ufuk açan haberler ama yani İstanbul merkezli bir kültür sanat sayfası yapmamaya dikkat edeceğiz. Yani hakikaten Anadolu'yu da odağa almaya çalışacağız. Aslında pek elimizde olan bir şey olmuyor. Bir noktadan sonra İstanbul gerçekten her şey İstanbul'da Cereyan toparlanıyor, ediyor. cereyan ediyor aynen ya da işte birkaç büyük şehire yayılıyor bu. Etkinlikler de çok İstanbul'da oluyor. Aynen öyle ama dediğim gibi çok fazla İstanbul'u odağa almamaya özen göstereceğiz. Peki Ceren'e döneyim. Ceren, çevre ve yaşam işte derken çevremizde işte yani çevre derken işte yaşadığımız bölge anlamında kullanıyoruz bunu. Bu çevrede işte İstanbul'da ne bileyim Ankara'da falan buralarda çok çarpık şeyler yaşanabiliyor. Yani bizim işte benim oturduğum mahallede hala bir dere akıyor. Kokan bir dere akıyor mesela. Bu İstanbul'a yakışmayan bir şey. Yani işte belediyelerin bütçelerine bakıyorsunuz falan. Bunu kapatmak onlar için işte çay parası gibi bir şey ama bir bakıyorsunuz çevremizde böyle çok yakışmayan, sağlığımızı tehdit eden ve huzurumuzu tehdit eden şeyler de oluyor. Bunları da gündem edecek misiniz? Yani bunlara vurgu yapacak mısınız? Tabii ki çevre aslında çevre bile değil yani bizim için benim için tam anlamıyla o sayfa kent ve ekoloji olacak. Çünkü çevre dediğimiz zaman sadece bizim etrafımızdaki bir şeyden bahsediyoruz ama ekoloji kendi içinde bir dengesi, bir döngüsü olan bir şey. Hayvanların da en az bizim kadar o doğada, o çevrede yaşamaya hakkı var. İşte ağaçların, bitkilerin de yaşam hakkına saygı duymamız gerekiyor. Sonuç olarak evet yaşadığımız şehirde, büyük şehirlerde çok ciddi kentsel dönüşüm problemleri ya da kentsel dönüşememe problemleri var. Çünkü dereler, metruk haldeki binalar ve yerinden etmeler, bir takım tarihi binaların büyük şirketlere verilerek otelleştirilmesi ve kendi kültürel sahip olduğu özlerinin yok edilmesi, içlerinin tekrardan dönüştürülerek özünün değiştirilmesi gibi pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Bu sadece bizim İstanbul'da gördüğümüz ya da işte büyük şehirlerde gördüğümüz bir sorun. Başka yerlere gittiğimiz zaman, doğayla iç içe yerlere gittiğimiz zaman çok çok daha farklı şeyler görüyoruz. İnsanların ülkemizde bugün arsenikli su içtiği, topraktan arsenikli bitkileri toplayıp yediği yerler ülkemizde mevcut ne yazık ki. Ve
Karşı gazetesinin ekoloji ve kent alanında her gün Türkiye'de belki de bu bir ilk olacak. Her gün mutlaka haber yapan bir sayfası olacak ve biz bu sayfada sadece büyük şehirlerde yaşanılan sorunları değil, Türkiye'nin her yerinde, gerekirse dünyanın her yerinde yaşanan tüm çevresel, ekolojik ve kentsel sorunları ortaya koymaya çalışacağız. Bu sorunları ortaya atanlara da karşı çıkacağız. Tabii diyorsunuz. Yani burada önemli bir nokta da var. Onun altını çizmek istiyorum. Sorunu sadece yazmak değil, aslında sorunun kaynağı olan kişileri de deşifre etmek, böylelikle kamuoyu nezdinde sorumluların kim olduğunu göstermek de çok önemli. Biz bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Düşen cesareti göstereceksiniz galiba. Evet. Peki. Bir şey daha merak ediyorum. Yani bir çevre ve yaşam editörü olarak sorayım bunu sana. İşte 3. Boğaz ikinci kanal, Kanal İstanbul var ya, hani şu Çatalca tarafında yapılacağı söylenen Kanal İstanbul. Bunu ben ilk duyduğumda çok dehşete kapılmıştım. Eyvah dedim, İstanbul gidiyor. İstanbul zaten küçük bir şehir. Yani yüz ölçümü olarak küçük bir şehir ve bunun işte bir tarafının bölünerek böyle, hani İstanbul bir kere sularımızın, hani İstanbul'a gelen sular kesilecek artık, bunu alttan artık kanalla mı verirler ne verirler falan da, buradan kesilecek ağaçlar, buradan çıkacak toprağın ne olacağı, oradaki ekolojik dengenin ne kadar bozulacağını düşündükçe ben işte dehşete kapılmıştım. Evet. Buna nasıl bakıyorsun bir çevre editörü olarak? Yani şöyle söyleyeyim, bir kere her gördüğümüz orayla ilgili bir şeyi içimiz acıyor. Öncelikle tabii ki önemli olan bizim uzaktan, işte İstanbul'da aman ağaçlık yerler var, hafta sonu gider oralarda da işte iki nefes alır piknik yaparız dememiz değil. Asıl önemli olan orada yaşayan bir takım insanların var olduğunu öncelikle göz önünde bulundurmak. Çünkü orada bir yaşam var, orada köyler var, o insanlar orada hayvancılık yaparak mesela geçiniyorlar ve o insanları siz oradan alıp da bir şehrin ortasına koyduğunuzda o insanları yaşatamazsınız orada. Yani her insanın yaşamak için, her canlının yaşamak için ait olduğu bir koşulu vardır. O insanların ait olduğu koşulları orası. Onları oradan yerinden etmek bence en aslında büyük haksızlık. Aslında bunlar ikna edilebilir. Yani oradan kazanılacak para, rant, işte oradaki rant, oradaki insanları memnun edebilir. Ama 20 yıl sonra, yani o kanal yapıldıktan sonra diyelim veya, yani oradaki bozulmanın, ekolojik bozulmanın sonuçlarını farkında olmayabilir oradaki insanlar, öyle değil mi? O kadar farkında olmayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de Gezi'den sonra, tabii ki öncesinde de ben çok önemli ekoloji mücadeleleri olduğunu bu alanda biliyorum. Ama Gezi ile birlikte bu bilinç Türkiye'de çok ciddi bir anlamda ön plana çıktı. Dolayısıyla orada da zaten Kuzey Ormanları Savunması şu anda çok faal bir biçimde çalışıyorlar ve köylüler de oldukça bilinçliler bu konuda ve bu dönüşüme de son derece direniyorlar. Ve zaten gazetecilerin de görevi aslında oradaki sorunu olabildiğince üstüne gitmek ve bunu olabildiğince yansıtmak ve orada yapılacak o çevre katliamının, o doğa katliamının ve orada yerlerinden edilecek insanların ve oradaki yapılacak o katliamın sadece ağaç değil, bir ağaç meselesi değil, aynı zamanda ekolojik dengeyi bozacak bir şey olduğunu da her seferinde dile getirmek, üstüne basa basa altını çize çize her seferinde söylemek gerekiyor. Çünkü geri dönülemeyecek bir şey. Evet, tabii orası açılırsa artık geri dönmek mümkün değil, öyle değil mi? Peki Elif'e dönelim. Şimdi biriniz sağımda biriniz solumdasınız. Böyle dönmek zorunda kalıyorum. Peki şimdi ben İstanbul hayranıyım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Fatihliyim asıl. Fatih Karagümrüklüyüm. Tabii bizim işte o yaşadığımız yerlerde tarih, her taraf tarihti zaten. Evet. Yani işte ben çocukluğumda işte o surların üstünde büyüdüm diyelim yani. İşte o Topkapı surları vardır ya, böyle yüksek yüksek, oralarda işte büyüdüm. İşte hemen üstümüzde Kariye Kilisesi vardı. Oraya cami diyorlar ama ben hala kilise diyorum. O zaman da biz çocukluğumuzda cami derdik ama işte bir süre sonra, artık biraz yaşımız ilerledikçe, artık cami dememeye başladım. Çünkü bir kilisenin camiye dönüştürülmesine hep karşı çıktım. Yani birileri bir yere
burası kilisedir demişse öyle kalmalı, böyle inanıyorum. Evet. Birileri işte bir yeri Cemevi dediyse orasının da Cemevi olması gerekiyor. Evet. Birisi Havra diyorsa Havra olarak kalması gerektiğine inandım. O yüzden şimdi Kariye Kilisesi vardı üstümüzde. Hakikaten çok eski bir yapı. Ama işte bu tarihi mirasları, bunlar aslında milletlerin değil, insanlığın mirasları. Çünkü işte onlar bize Bizanslılardan kaldı. Onlara da belki daha önceden kimler vardıysa, evet, artık Cenevizliler mi vardı burada? Bunlardan kaldı ve bunlar çok böyle basit koruma önlemleriyle korunmaya çalışılıyor. Hı hı. İşte ne bileyim, imara kapattık falan filan. Bir ara biliyorsunuz Fatih'te çok ev yangınları çıkardı. Yani durduk yerde bir bakardınız bir ev yanardı. Evet, ahşap evler. İşte ahşap ev gitti, işte buraya ev yapacağız falan, hı hı, gibi şeyler olurdu. Sence bu tarihi kültürel mirasları nasıl korumalı? Yani bunu kim korumalı ve nasıl korunmalı bunlar? Elbette ilk önce Kültür Bakanlığı'nın görevi bu, ama hangi Kültür Bakanlığı diye ayrı bir başlık açabiliriz bu konuda, çünkü yani çok bariz bir şekilde ve hani ilk etapta yapması gereken birçok şeyi yapmayan bir bakanlık ve çok aslında atıl kalmış bir bakanlık o. Dolayısıyla aslında değişimin oradan başlaması gerekiyor. Bu çok çok derinlere inebilecek bir, evet, muhabbet, evet, ama yani Kültür Bakanlığı gibi el atmalı ama gördüğümüz kadarıyla bir şeyler olmuyor. Yani işte birine restorasyon için veriyorlar, evet, ihaleyi. Bir bakıyorsunuz orada da bir şeyler dönüyor sanki. Yani şöyle tam de bir net şey var. Bir şey söylenemiyor ama. Uzmanları da var ama o uzmanlara hiç danışılmıyor. İşte başka bir takım hesaplar giriyor işin içine. Yani aslında toptal bir çürümüşlük olduğu için, o dediğim gibi yenilenmesi, hı-hı, gerekiyor kurumların, hı-hı, bir kere Türkiye'de. Onun dışında aslında bireysel farkındalığı da artık, yani tamamen bakanlığa atmak değil belki sorumluluğu, vatandaşın bireysel farkındalığı da belki artırılmalı. Atıyorum gidip oraya spreyle yazı yazmamalı ya da, evet, bu konuda biraz bilinçlenmemiz, evet, gerekiyor, evet, aslında. Evet. Bir de şu var. Eğer bakanlığın bir şeyler yapmasını istiyorsak biz talep etmeliyiz. Yani halk bir şeyler talep etmeli. O da başka etmeli. Bir konu başlığı, aynen. Siz eğer asılmazsanız siz tarafı bu gerekiyor sıkıntınızı aslında gidermeyecek. Ama maalesef öyle. Ama bunu kırdık. Yani umarım, hani ben hep gezi ruhunun çalınmaya çalışıldığını söyledim. Evet. Gezi ruhu çalınmaya çalışıldı, devşirilmeye çalışıldı, başka bir mecraya çekilmeye çalışıldı. Aslında işte burada yaşam hakkına müdahale eden hükümete bir şey söylemek için insanlar sokağa çıktı ama bakıyorsunuz arkasından başka şeyler yapılmaya çalışıldı ama çok şükür çok başarılı olamadılar. Çok başarılı olamadılar diyorum çünkü buna kananlar, kandırılanlar da oldu. Farklı yerlerde görünenler de oldu. Dolayısıyla biz talep etmeliyiz. Biz talep etmezsek Kültür Bakanlığı da hiçbir zaman gelip işte mirasımıza sahip çıkalım falan. Maalesef. Şimdi bir de şey de var, yani bir bakıyorsunuz mirasımıza sahip çıkalım diye buradan Kudüs'e gidiyorlar falan. Evet. Yani bu da bana çok şey gelir. Yani ta Kudüs'te tamam bizim Osmanlı zamanından kalma bir şeylerimiz olabilir orada ama yani burada hemen yanımızda dibimizde birçok şey var, öyle değil mi? Türkiye'de şöyle bir anlayış var bununla ilgili. Sanki bizim Osmanlı kültürüne ait olmayan kültürel öğeler kültürümüzün herhangi bir parçası değilmiş ve korunmaya layık değilmiş gibi davranılıyor. Bununla ilgili mesela bir örnek vermek gerekirse, sadece pazar günü işte bir eylem vardı Antalya Fasilis'te, antik kentin üzerine otel kurmaya çalışıyorlar. Ve bunun örnekleriyle dolu Türkiye. Bu sadece bir örnek. Hatta Mimar Sinan Üniversitesi'ne içinde lahitleri bulunduğu bir araziyi vermişlerdi ve oradaki dekanın bir açıklaması vardı. Lahit Türkiye'nin her yerinde var zaten diye. Yani verdiğimiz değeri bu söylemler yeterince ortaya koyuyor zaten. Evet, yani ilginç bir yaklaşım olmuş. Yani lahit Türkiye'nin her yerinde var. Yani Türkiye'nin her yerinde adam da var. Çotup öldürelim yani bunları. Böyle mantık olmaz tabii. Ben Çanakkale'nin biraz ileri taraflarına doğru gitmiştim. Orada işte Zeus altarı falan vardı, hı hı, oralarda. Asos'ta. Evet. Ama inanılmaz atıl kalmış. Yani gömülmüş, ot basmış her tarafı. Gittiğiniz zaman da bir şey
hani ne varmış burada acaba diyemiyorsunuz. Taş yığını her taraf. Burada ne varmış acaba diye, nasıl bir şehir varmış diye bir şey anlayamıyorsunuz. Ama işte benim böyle bir şeyim var. İşte ne bileyim, Sultanahmet'e giderim mesela. İşte o Ayasofya'ya bakarım. Yani müthiş böyle bir keyif alırım ondan. Boğaz'da oturup çay içmekten çok daha keyif alırım. Böyle kıyaslayayım. Orada da o hazzı almıştım. Hani bu kadar eski bir mekanda olmak bile keyif veriyordu bana, ama şunu da isterdim tabii yani. Burada ne varmış? İnsanlar nasıl yaşarlarmış? Hani gözümüzde çok böyle bir şey canlandırmak istiyoruz. İnsanlar burada nasıl yaşamışlar? Oradan da bir şey çıkartmaya çalışırım hep, ama çıkartacak bir şey yok. Sadece dümdüz işte yıkık dökük kayalar üst üste dökülmüş. Belki kapı falan görebiliyorsunuz böyle. Evet, kalıntıları. Akropolisler ne yazık ki o durumda. Hatta evet, bu akropolislerle ilgili bir yenileme çalışması yapılıyordu. Çanakkale'deki yine tarihi bölgelerden bir tanesiydi. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Bu konuda bizde çok ciddi teknik eksiklikler de sorun yaratıyor. Birisinde beton ya da çimento makinesini, yanlış bilgi vermek gibi olmasın ama o tarihi taşların üzerine çıkartmışlardı. Tarihi mermerlerin üzerine ve evet, bunun üzerine bir tartışma başlamıştı hatta. Doğru mu yanlış mı falan gibi. Tabii Cumhurbaşkanımız gitti şeye, biliyorsunuz. Dedi ki hatta Roma'ya evet. Çok şey bir şey, açık hava müzesi gibi falan dedi. Ya iyi de yani İstanbul nasıl bir şehir? İstanbul bence çok daha üstün bir şehir. Çünkü İstanbul çok fazla kültürü üst üste koymuş bir şehir. Yani işte şeyi kazıyorlardı, Yeni Kapı tarafını. Yani kazdıkça, işte orayı kazanlardan duymuştum, kazdıkça farklı bir şey çıkıyor. Yani üst üste. Ne bileyim, yani Roma'da kimler vardı belli yani, kimlerin oldu, ama İstanbul'da o kadar çok farklı kültürler üst üste binmiş ki yani. Ama İstanbul maalesef kırmızı çatılı evler yığını haline gelmiş. Yani işte bir bakıyorsunuz böyle yukarıdan, biraz yüksekçe bir yerden, kırmızı dökük çatıların olduğu böyle çok uyumsuz, böyle ne bileyim mat bir görüntüsü olan bir şehir haline gelmiş. Bunun aslında fikir vermek gerekiyor. Yani bence Karşı Gazetesi bu anlamda fikir vermeli. Yani insanlara şöyle yapmamız gerekir, şöyle yapmamız daha iyidir, şöyle yaparsak daha iyi olur. İnsan bilmediğinin düşmandır, öyle der Hazreti Ali. Bilmediğine düşmandır. Ama işte bir şeyleri gördüğü zaman, aa bu kötü bir şey değilmiş deriz. İnsanlar böyledir işte. Dolayısıyla fikir vermeliyiz. Bu anlamda düşünceleriniz var mı? Tabii ki önemli olan sonuçta gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme dışında katkıda, başka türlü katkılar sunma gibi bir görevi de var gazetelerin. Dolayısıyla evet, yeri geldiği zaman zaten haberin kendisi doğruyla yanlışı açık açık ortaya koyar ve okuyan onu çok net bir şekilde görebilir. Ancak bazı durumlarda bunun içeriğini açmakta, doğrusunun nasıl olması gerektiğini vurgulamakta da fayda vardır. Biz bu konuda da her zaman son derece dikkatli olmaya ve bu vurguyu elimizden geldiği kadar yapmaya, gerekirse o konunun uzmanlarıyla görüşüp ne olması gerektiğine dair yeterli bilgiyi sunmaya elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz. Peki. Program sonuna geldik. Herkese de teşekkür ediyorum. Sanıyorum söylediklerinizden şunu özetleyeyim hemen. Bu gazetede çok farklı şeyler de olacak. Kültür yaşam adına da çok cesaretle ortaya çıkacağınızı zannediyorum. Hı hı. İnşallah böyle olur. İstanbul'umuzu da, Türkiye'nin bütün kültür ve çevresini birlikte kurtarırsınız diyelim. Çok iddialı bir şey bu da, hani kurtarırsınız derken tabii ki bunu dile getirmek bile aslında başlamak. İnsanlara bunun farkında olmalarını telkin etmek önemli bir şey. Başka çok teşekkür ederiz. Başka bir dünya mümkün demek belki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Değerli dinleyenler, bu hafta Zamanın Sözü'nün sonuna geldik. Haftaya tekrar burada olacağız. Siz de bekleriz. Zamanın Sözü programını dinlediniz. Zamanın Sözü'ne ulaşmak için twitter.com/erenerdemnet
twitter.com/mahmutgok76.